Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum Ehl-i Beyt'ine olsun. Değerli Ehl-i Beyt dostları, programımıza hoş geldiniz. Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programında bir kez daha Cuma akşamında Cem TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Ehl-i Beyt'i konuşmak üzere, 12 imamı konuşmak üzere, Hazreti Peygamberimizi konuşmak üzere, inancımızı tanımak üzere yine Cem TV ekranlarındayız. Ve bu akşamki konumuz İmam Hasan Askeri aleyhisselam, 12 imamın 11.'si İmam Hasan Askeri ve aynı zamanda Hazreti Peygamberimiz hakkında konuşacağız. Ehl-i Beyt hakkında konuşacağız. Ehl-i Beyt'in Hazreti Peygamberimizin faziletleri, onların güzel ahlakı, onların hayatından örnekler. Bunları öğreneceğiz ki onları tanımaya çalışacağız ki onların hayatından, onların yaşamından gördüğümüz güzellikleri kendi hayatımıza, kendi yaşantımıza uygulayabilelim, tatbik edelim, onların güzelliğinden nasiplenebilelim diye. Ancak tabii ki 11. imamımız İmam Hasan Askeri ile başlayacağız. Çünkü onun şehadet günlerindeyiz, şehadetinin yıl dönümlerindeyiz. İmam-ı zamanın yani zamanımızın imamı olan, 12. imam olan Hazreti Mehdi'nin babası, 11. imam, İmam Hasan Askeri. Onunla başlayalım. Ve bu kıymetli bilgileri bizlere verecek olan, kendisinden istifade edeceğimiz Caferi Alimler Birliği kıymetli üyelerinden Hüseyin Çaça ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İmam Hasan Askeri ile başlayalım önce. Kısa da olsa onun hakkında bilgi edinelim. Hocam ardından Hazreti Peygamberimizle ilgili, Ehl-i Beyt ile ilgili sorularımız olacak. İmam Hasan Askeri, yani aynı zamanda İmam Hasan Askeri kendi başına tabii ki büyük bir fazilet sahibi, önemli bir şahsiyet ama... Bir diğer önemi de bizim için ayrıca bir önemi, bizim zamanımızın imamı olan 12. imam, bütün dünyayı zulümle dolduktan sonra, yeryüzü zulüm ve fesatla dolduktan sonra zuhur edip yeryüzünü adaletle dolduracak olan, Allah'ın düzenini dünyaya hakim kılacak olan İmam Mehdi'nin babası İmam Hasan Askeri. Bu sebeple özellikle yine onu daha iyi tanımak istiyoruz ki bu şehadet günlerinde bütün Ehl-i Beyt dostlarına da başsağlığı diliyoruz. İmam Hasan Askeri'yi bize tanıtmanızı istiyoruz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı Hazreti Resulullah'a ve onun pak Ehl-i Beyt'in olsun. Amin. Rabbim İmam-ı Zaman Eccelallahu Ferecev Şerif'in Nazlı'nın kalbin bizlerden hoşnut etsin. Ve bugünler İmam-ı Zaman'ın babası Hazreti İmam Hasan Askeri'nin şehadet günleri olma hasabıyla başta İmam-ı Zaman'a, onun yeryüzündeki naiplerine ve İmam-ı Zaman, İmam-ı Hasan Askeri dostlarına, Ehl-i Beyt dostlarına, değerli canlara buradan selamlarımı söylüyorum ve başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah o güzel insanları hayatımızda olgu örnek almayı, başardığımız kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla onlara uymayı bizlere nasip etsin. Amin. Kâlallahu'l-hakîm fî kitâbe euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Evet, Cem TV ekranından bizler şu an izleyen dostlarımıza iki şeyi başta söylemek istiyorum. Birincisi, bugünler İmam-ı Hasan Askeri'nin şehadet günleri. Yani Hz. Resulullah'a gelen Kur'an-ı Kerim'i, hak dini insanlara öğretmek üzere, orijinal İslam'ı insanlara öğretme, yol gösterme üzere bir ömür hak yolunda mücadele eden ve bu hedef uğruna da 28 yaşında, gencecik yaşta şehit olan, canını feda eden İmam Hasan Askeri'nin şehadet günleri. Aynı zamanda İmam Hasan Askeri'nin şehadet günleriyle beraber İmam Mehdi Eccelallahu Teala Feyzev Şerif'in de imamet günleri başlamaktadır.
Yani bu sebeple de yeryüzünün ıslahıcısı, tüm insanların arzu etmiş olduğu o sistemi dünyaya getirecek, Allah adına yeryüzünde adalet sistemini ihya edecek, 124 bin peygamberin hedefini yeryüzünde uygulayacak, icra edecek, gerçekleştirecek böyle bir imamımızın da imamete başlangıç günleri olma hasabıyla tüm dostlarına buradan göz aydınlığı vermek istiyorum. Allah'ın selamı o güzel imamımıza ve onun yolunda giden temiz, siz güzel insanlar olsun. İmam Mehdi'nin babası İmam Hasan Askeri'nin şehadet günlerindeyiz. Dediğiniz gibi o şehit olunca İmam Mehdi imamet görevini resmen üstlenmiş oldu. İmam Hasan Askeri'nin 28 yaşında şehit edildiğini söylediniz. Evet. 28 yaşında şehit edildi ve onun oğlu olan İmam Mehdi imam oldu. Evet. Kendisi zaten çok genç. Herhalde genç yaşta imam görevini üstlenmiş. Genç yaşta da şehit olmuş. Oğlu da o zaman çok küçük. Zaten 6 yıl imamet makamını yürüttü. Babasından sonra. Kendisini şehit ettikten sonra zaten İmam Hasan Askeri'nin bir oğlu vardı. Bir çocuğu vardı, o da İmam-ı Mehdi. Allah'ın selam olsun. İmamlarımızın hepsinde ortak faziletler var. Yani şöyle diyelim. Allah-u Teala kendi dostlarına, hasreten peygamberlere ve peygamberlerin vesileleri olan Hazreti Resulullah'ın hem kendi birebir akrabalık bağı olan, soyundan gelen Ehl-i Beyt imamlarının Allah katında bir özelliği, değeri olduğu gibi Allah dostlarının, müminlerin, sevenlerinin kalbinde de onların sürekli Allah-u Teala sevgilerini yaşatmıştır. Allah yerleştirmiş yani. Evet, Allah-u Teala yerleştirmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Kim takvalı olursa Allah-u Teala onun sevgisini sevdiği kullarının kalbine, gönlüne yerleştirir. Bunun örneği Abbasi halifesi hac seferine gitmişti. Hac seferinden dönerken Samarra'ya uğradı. İmamı Hasan Askeri'yi ziyaret etti. İmam Hasan Askeri'nin orada bulunduğu yerlerin hakikaten ne kadar bakımlı, güzel, insanların, imamlara alakasının, sevgisinin olduğunu gördüler. Padişahın yanında olan bir tanesi padişaha dönerek dedi ki, halifem sağ olsun, bu ziyaret yerlerini görüyorsunuz. Ne kadar tertemiz, insanların merakı, insanlar geliyor, onlardan bir ahdlarını, bir biatlarını yeniliyorlar. Bir sevgileri onlara karşı yeniden canlanıyor. Bir bağ oluşuyor. İmamlara karşı, evet. İmamlarla aralarında. Ama diğer taraftan sizin atalarınızın bu memlekette bu kadar hizmetleri olmasına rağmen, devleti idare etmelerine rağmen, bir sürü tabi onların yağcı dilleri ayrı bir şey. Dal kavukları. Neden siz atalarınızın, babalarınızın mezarlarını böyle türbe şeklinde yaptırıp da temizleyici falan, temizleyici tutturup da bakımını güzel yaptırıp insanların ilgisini buraya yönlendirmiyorsunuz? İlgi odağı olmuyor bunlar. Çünkü görüyorlardı ki hep bakımsız böyle neredeyse başka bir tabirle pisliği içerisinde terk edilmiş kendi haline. Döndü, halife ona şöyle dedi. Dedi ki, biz ne kadar bakım da yaptırsak, adam da tutsak, belli bir döneme kadar zahir geçici görünümde bir hizmet olur. Bunların yapılan, bunlara halkın ilgi alakasının bizimkiyle farkıdır. Bunların sevgisini, bak kendisi imamın hakkını gasp etmiş. Ama doğrunun, gerçeğin farkındadır. Bunların sevgisini Allah-u Teala
müminler insanların kalbine koymuş. Bunların sevgisi insanların gerçek yüreğinde, kalbinde olduğu için insanlar bunu kendileri sahiplenip ihya etmektediler. Bizimkiler yapsak yapsak zorla yaptıracağız. Ya da bize yağcılık için yapacak. O da belli bir dönem sonra bitip gidecek. Dolayısıyla bunlarla bizim atalarımızı birbirine mukayese etmeyin, karıştırmayın. Bu da şunu gösteriyor ki, yani imamlar kendi zamanlarında da İnsanlar arasında faziletleriyle, imanlarıyla güneş gibi parlak biriydiler. İnsanlar, toplum bunun farkındaydı. Bunun farkında devlet adamları da olduğu için imamları kontrol etmeye çalıştılar. Ancak bir süre sonra kendi kontrollerinin dışına çıktığını hissettikleri için onları öldürmeye kalkıştılar ve ölüm fermanlarını yazdılar. İmamlarımızın tamamı Allah'a şehit olmuş değil mi? Allah'a selam olsun, evet. Yani hiçbiri kendi eceliyle vefat etmemiş. Hepsi bir Emevi hükümdarı veya Abbasi hükümdarı tarafından zehir... Meşhur tarihin yazdığına göre öyle, evet. Şehit edilmiş. Evet, genelde öyle. Ama bunun sebebini herhalde soruyorsunuz. Evet. Neden imamların hepsi şehit oldu ve İmam Mehdi Aleyhisselam artık bir süre sonra gaybete çekildi. Evet. Hazreti İsa gibi Allah-u Teala. Onu da ayrıca sormak istiyorum. Evet. Yani bu şehadetlerin sebebi, yani neden hepsi şehit edildi? Bununla beraber aklıma takılan bir diğer soru da, İmam Mehdi neden aramızda değil de gaybete çekildi? Yani Hazreti İsa gibi Allah onun gaybete çekilmesini istedi. Hala ama şu an zamanımızın imamı, 12. imam olan Hazreti Mehdi, öyle değil mi? Evet. Bunda bir yanlışlık olmadığına göre bizim imamımız şu an gaybette. Doğru. Neden aramızda değil de gaybette? Şimdi sorunun birinci kısmına gelince onun cevabını sohbetimizin içinde verdik zaten. Yani karanlık bir ortamı düşün, zulüm ortamını düşün, zulmün karanlığı, cehaletin karanlığı, devlet yönetenlerin zulmünün, haksızlığının, baskısının vermiş olduğu karanlık. İnsanlar artık neredeyse bir fırsat bulsa bu baştakiler de bertaraf edip kendi başlarının çaresine bakmaya çalışacaklar. Yani çaresiz kaldıkları için insanlar, günümüzde de birçok ülkelerde öyle, var olan sisteme boyun eğiyorlar. Mecbur kaldıkları için. Mecbur kalıyorlar. Var olan sisteme boyun eğmek zorunda kalıyorlar. O zaman da öyle. Ama o zulmetin, karanlığın içerisinden bir parlayan güneş var içinde. Veya gecenin karanlığında parlayan bir ay var, yıldızlar var yol bulmak için. İnsanlar tabii o karanlık içerisinde, o zulmet içerisinde neyin peşinde olur? Aydınlığın, nurun peşinde olur. İşte devlet adamları, yani zalimler, peygamberlerin karşısında nasıl ki batıl ehli peygamberleri kendilerine bir hedef olarak, düşman olarak seçmişlerdi. Onlarla mücadele etmeyi, kendilerinin bekaları için vazife gördükleri gibi Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kendi devletinin bekasının tehlikesi olarak görüyordu. Nemrut, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı kendi devletinin bekasının tehlikesi olarak görüyordu, öyle değil mi? Evet. Ha, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de yine aynı, peygamberler döneminde de yine aynı. İmamlar döneminde de halk içerisinde o zulmü gören insanlar bir de alakalarını, ilgilerini imama yöneltmesinler diye, onlara daha çok ilgi alaka çoğalmasın diye, bu hakkın önünü kesmek için kendi o zulüm sistemlerini devam ettirmek için imamları yollarının üstünden kaldırmak zorundaydılar. Onları bertaraf etmek zorundaydılar. Kendilerine onları, muhtemel bir, evet, rakip, bir tehlike olarak görüyorlar. Yani. Onları öldürmek zorundaydılar, evet. Kendi bakış açılarıyla. Kendi bakış açılarıyla.
Onlara göre karanlığı seven, gecenin karanlığından istifade nemalanan hırsızlar hiçbir zaman aydınlığı sevmez. Evet. Gündüzün gelmesini, ışığın olmasını istemez. İster ki her zaman karanlık olsun. Ha, ışık onların düşmanıdır, nur onların düşmanıdır. Ha, zalim sistemlerde hak yolunda giden, doğruyu söyleyen, Allah yolunda giden insanları kendilerine rakip, düşman olarak görmüşlerdi hep böyle. İmam Hüseyin'in zamanında da öyle olmadı mı? Evet. Ha, İmam-ı Hasan Askeri zamanında da öyle oldu. Dolayısıyla imamları bir an önce öldürüp kendi önlerini aşmaya çalıştılar. İmam Rıza Aleyhisselam da aynı oldu. Memun İmam Rıza'yı Medine'den getirdi Horasan'a. Niye getirdi? Zahirde ona bir saygı gösterip, ona veliahtlık veya devletli işlerini ona bırakmak için, ama işin aslı, gerçeği, imam da bunu kendisi biliyordu ki, Memun'un asıl hedefi neydi? İmamı kontrol altında tutsun. Evet, uzakta olursa etrafında evet, insanlar toplar. İnsanlar ilgi odağı olmuştu. Getirdi o zamanki ismiyle Horasan'a. Bugünkü İran'ın Meşhed. Meşhed kendine getirdi. Getirdi bir süre sonra gördü ki, İnsanların o güneşe, ışığa, nura olan alakası, ilgisi daha da çoğaldı. İmamın etrafında dostları çoğaldı. İmamın insanlara olan o sevgi bağı daha gün geçtikçe artmaya başladı ki, Memun bunu kendisinin, kendi devletinin bekasını tehlikede gördüğü için imam ne yaptı? Bir an önce öldürmeye kastetti ve bunu da sonuçta yaptı. İmamların aşağı yukarı hepsinin hayatı böyle oldu. Yoksa imamlar sıradan insanlar gibi devletin tavuğuna kış demeseydi, işlerine karışmasaydı, zulme karşı gelmeseydi, o hakkın, doğrunun, adaletin ilgi odağı olmasaydı, onlar ne işi vardı imamları öldürsünler ki? Hatta o kadar üst düzey ilim adamlarını kendi saraylarına çağırıp, bol kişilerin ağzını açıp onlardan faydalanırdılar ve evet, onlar da sistemden faydalanırdılar. Yeter ki imamlar onların zulmüne karşı çıkmasın. İsteklerini evet, boyun eğsin. Öyle olmadı. Ancak ikinci sorumuzun cevabına gelince, bunu ben Ayetullah Garati'nin bir sorusunun sorulan, Ayetullah Garati'ye sorulan sorunun cevabında o büyük şahsiyetin vermiş olduğu cevabı size aktarmaya çalışıyorum. Derste bir gün şöyle buyurdu. Biliyor musunuz neden Allah-u Teala İmam-ı Mehdi'yi gaybete çekti? Gözümüzden kayboldu. Sebebi şu. Bir düşünün, bir sokağa, bir caddeye siz getirdiniz, lamba koydunuz. Oranın insanları bilinç şuur bakımından henüz tam o ışığın, sokağın aydınlanmasının ne olduğunu farkında değiller. Veya kötü niyetli insanlar, hırsızlar orada ışığın olmasını istemiyor. Ne yaptı? Sen bir lamba taktın, kırdılar. İkincisini taktın, kırdılar. Üçüncüsünü taktın, kırdılar. Elinde farz et ki 12 tane lamba var, başka yok. 11'e kadar taktın, kırdılar diyorsun, en azından bu lambada dursun bir kenarda. Ne zaman akılları başlarına geldiği zaman bu lambayı da o zaman takalım. Allah-u Teala imamları gönderdi. Yeryüzünün nuru, adalet nurunu saçacak insanlar. İlimde, irfanda, ahlakta, ilahi ve beşeri faziletlerde en üstün insanları gönderdi. Birbiri ardına hepsini öldürdüler. Kıymetini bilmediler yani. Ondan istifade kıymetini etmediler. Kıymetini bilmediler, istifade etmediler. Bir de öldürdüler yani. Öldüğünce Allah-u Teala bu 12.sini artık çekti, aldı. Hazreti İsa'yı göğe götürdüğü gibi. Dedi bu dursun o zaman. Yani İmam Mehdi'nin o zaman bir cevabı daha almış oluyoruz eğer düşünürsek. İmam Mehdi'nin zuhur etmesi, yeryüzünü adaletle, o herkesin aradığı, herkesin mutlu olacağı, herkesin arzu ettiği o düzeni dünyaya getirmesi ne zaman gerçekleşecek? Onun cevabını öğrenmiş olduk. Evet. O da biz bunu hak ettiğimizde, biz imamımız zamanı Hazreti Mehdi'yi gerçekten beklediğimizde veya şöyle diyelim,
biz artık onlardan istifade etmeyi bileceğimiz bir olgunluğa eriştiğimizde. Evet, ne zaman toplum olarak dünyada olgunluğa ulaştığımız zaman ki onun getirmiş olduğu değerleri kabul edecek bir olgunluğa ulaştığımız zaman Allah-u Teala onu gönderecek. Hak ettiğimiz zaman onu gönderecek. Bakın Allah-u Teala ilk insanlara işlerinde peygamber de vardı. Ama onlara kanun kitaplarını, kitaplar falan göndermedi. Ne zaman insanlar biraz olgunlaştı, o zaman semavi kitapları gönderdi. Şimdi bu mesele de aynı. İnsanlar tamam kitap gelmiş, peygamber gelmiş ama insanlar daha bu 12 lambanın 12'sini de kırdı mı da onlar için bir ümit kalmayacak. O sonuncusunu koydu kenara, insanlar ne zaman Allah-u Teala'nın istediği o olgunluğa ulaştığı zaman o son lambasını, ışığını, nurunu gönderecek. Evet, buradan dediğiniz gibi hem sorumuzun cevabını almış oluyoruz hem de bunu yine hatırlatmış olduk ki yani İmam Mehdi o zaman gelecek ki zemin hazır ola, zemin müsait ola. O zeminde biziz aslında. Evet, bizim elimizdedi yani. Evet. O zemini hazırlamak bizim elimizde. O da ki hadis-i şerifte buyuruyor ki gece ve gündüz imamın gelmesini bekle. Nasıl bekleyeceğiz? Kuru eli boş oturup mu bekleyeceğiz? Hayır. Hazırlığımızı yapacağız. O imamın zaman geldiğinde yeryüzünde o adaletini, hakkı icra edebilsin. O zemini hazırlamamız lazım. Yani Allah-u Teala bu kainatı yarattı. Tüm nimetleriyle donattı. Bu kainatın misafir olan insanı yeryüzüne gönderdi. Buyurdu, velakat kerremine beni Adem, ondan sonra. Yani misafir çağıracaksın. Her şeyi alıyorsun, hazırlıyorsun. Misafirin geldiğinde daha bir mahcubiyet çekmeyesin diye. Her şey hazır. Ha biz o zaman Allah-u Teala nasıl ki bu yeryüzünü nimetlerle donattı, ondan sonra insanı, yeryüzünün misafirini gönderdiyse bir benzeri. Yeryüzü ne zaman İmam Mehdi'nin gelişine hazır olursa, o zemin hazırlandığı zaman, müsait olduğu zaman Allah-u Teala o yeryüzünün muslihini, salihini, salihlerin imamını gönderecek. Allah'ın selamı olsun. Evet. Öyle zannediyorum ki bunun temellerinden birisi, yani bizim bu zemini hazırlayabilmemiz, İmam Mehdi'nin zuhurunu hak eder hale gelebilmemizin sebebi de beraber yaşama kültürünü oluşturmak. Bunu sağlamak için de güzel ahlak lazım bize. O yüzden programımızın devamında yine sizden ricamız güzel ahlakla ilgili, Ehl-i Beyt'in güzel ahlakı, Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı, onlarla ilgili de size sorumuz olsun ama bugünün konularından birisi de Hazreti Peygamberimizdi. Hazreti Peygamberimizin faziletlerini konuşmak istiyorduk. Çünkü Resulullah bu ayda dünyaya gelmiş. Evet. Hazreti Peygamberimizin de kutlu doğumunun olduğu günlerdeyiz, aydayız. Hazreti Peygamberimizi bize tanıtmanızı istiyoruz. Çünkü bu 14 masumun başı, 14 masumun en parlak güneşi diyelim, Hazreti Peygamberimizdir. Ehl-i Beyt'in yine en başı, o abayı tutan aslında Hazreti Peygamberimizdir. Bize bu nurun en parlağını, Hazreti Peygamberimizi tanıtmanızı isteyelim. Allah'ın selamı olsun Hazreti Resulullah'a ve onun pâk Ehl-i Beyt'ine. Önce bir bakalım, Kur'an-ı Kerim peygamberin şahsında, Ehl-i Beyt de peygamberden ayrı bir şey değil zaten. Onun kanından, onun faziletinden, onun hamurundan yaratılmış aynı nurdu onlar, birbirinden ayrılmaz. Resulullah dediğimizde, onun fazilet dediğimizde imamlar da onun içinde muhakkak Hazreti Fatime-i Zehra olmak üzere hepsi var. Yani bunlar aynı mayadan aynı hamurdan yoğrulmuşlar. Hepsi pak, masum, tertemizdiler. Evet bakalım Hazreti Resulullah'ı Kur'an-ı Kerim'de bize Resulullah'ı tanıtır. Güzel ahlakıyla,
sıfatlarıyla Resulullah'ın dediğimiz gibi şahsında ima 12 pak masum imamlar da öyle. Birkaç tane örnek sunalım. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene." Allah'ın Resulü sizin için olgu örnektir. Hazreti Ali bizim için olgu örnektir. Zaten imamı zamanın buyruklarında da var. Annemiz Fatime, yani büyük annesi Hazreti Fatime-i Zehra kastediyor, hepimiz için olgu örnektir. Ahlakları, yaşantıları, duaları, Hazreti Fatime'nin namaz olan düşkünlüğü, Hazreti Fatime'nin Hazreti Ali ile geçimleri, Hazreti Ali ile beraber yaşamış olduğu o dönemde hadislerin de tarihinde bize verdiğini bilgilere göre bir an bir hiçbir mesele üzerinde bile onların bir tartıştığı olmamış. Birbirleriyle kavga ettiği görülmemiş. Birbirlerinin Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali'yi, Ali'nin de Fatıma'yı kırdığı tarihte yazılmamış, görülmemiş. Ha, bu bizim için nedir? Olgu örnektir. Peygamber ailesi olarak onlar. Onların cömertliği. Hani birçok zaman paylaşmışız bu ekranlarda da. İnsan suresinde, Hel Ata suresinde 3 gün az kalıp oruç tutup yiyeceklerini yetime, fakire, esire verdikleri gibi. Bunların hayatın hepsi bizim için olgu örnekti. Hazreti Fatime'nin Hazreti Resulü'ne yetiştirmiş olduğu evlatlar, temiz insanlar. Masumlar zaten. Evet. Birisi de masum değil ama masum gibi günahsız Hazreti Zeynep. Doğru. Resulullah'a baktığımızda baba tarafından, ata tarafından Hazreti İbrahim'e yetişmektedir. Yukarı gittiğinde soyu tertemiz. Peygamber soyu. Aşağı geldiğimizde onun soyunun devamında 12 imamlar ve yeryüzünün salihlerin efendisi İmam Mehdi de onun soyundan. Kendisine, etrafına baktığımızda yeryüzünün en salih insanları yine Resulullah'ın etrafında. Babası Abdullah, amcası İslam'a en büyük hizmet eden Hamza, şehit. Amcası yine Ebu Talib, İslam'ın hizmetçisi, Resulullah'ın hamisi. Ve buna benzer her tarafına Resulullah'a baktığımızda hep nur saçıyor. Kızı Fatime-i Zehra yine aynı. Büyüdüğü ev Abdülmuttalib'in evi, Hazreti Ebu Talib'in Fatime binti Esed'in evi. Yani Resulullah'ın neresinden baksak Resulullah'a, onun faziletlerini her tarafından nur saçıyor. Allah'ın selamı olsun. Amin. Hocam, konuya tam giriş yapmadan önce böleyim müsaadenizle. Bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından bölünmeden devam edelim. Şimdi bir reklam arası. Evet değerli canlar, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hazreti Peygamberimizin ve aynı zamanda Hazreti Peygamberimizle beraber onun tertemiz Ehl-i Beyti'nin faziletlerini, üstünlüklerini anlatıyordunuz. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle. Buyurun. Ashab suresi dedik ki 21. ayet-i kerimede Allah-u Teala takvalı insanlar için, yani temizliği uman, dürüstlüğü uman, kıyamet gününe inanan temiz insanlar için Allah'ın Resulü canlı olarak ve onun şahsiyetinde yine Ehl-i Beyt aleyhisselam olgu da örnektir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm hayatı zaten Kur'an-ı Kerim'in onu bize tanıttığı gibi alemlere rahmet peygamberidir. Bakın, bir gün Hazreti Resulullah seferdeydi. Düşman ordusundan birileri görevlendi ki Allah'ın Resulü'nün ordusuna, insanların arasına sızıp da Resulullah'a
suikast düzenleme istedi. Bu başardı. Geldi Resulullah'ın ta yanına kadar. Hazreti Resulullah ashabıyla beraber öğleden önce bir dinlemeye çekildiler. İstirahat etmeye. Herkes bir köşede dinlenirken Resulullah da bir gölgede birazcık dinleme istedi. Bu Resulullah'ın ashabının içerisine sızan insan kılıcıyla kuşanmış, hazır. Fırsatı böyle yakalayınca Resulullah'ın mübarek başının üstüne geldi. Kılıcını çekti, Resulullah'ı yani vurmak üzere. O anda Allah'ın Resulü gözlerini açtı, başının üstüne gördü adamı. Gayet ama... Öldürülmek üzere. Evet. Allah'ın Resulü gayet Allah'a itimadı kamil, Allah'a tam inanmış, onun takdirine, kurallarına, koymuş olduğu kanuna. Adam Hazreti Resulullah'a dedi ki, şu an ben seni benim elimden kim kurtarabilir? Resulullah gayet sakin bir şekilde buyurdu ki, Rabbim Allah kurtarır. Adam kılıcını kaldırdı Resulullah'a vurmak üzere. Dedi, peki seni kurtarsın kurtaran. O anda kılıcı eline düştü, kendisi de ayağı kaydı, olduğu yerden düştü yere. Bu kez iş tam tersine döndü. Allah'ın Resulü kılıcı aldı, bunun başının üzerinde durdu. Dedi, peki şu an seni kim kurtarabilir? Benim kurtarıcım vardı ve beni kurtardı. Seni şu an kim kurtarabilir? Kim kurtarır? Dedi, ben ancak şu an senin engin affın, merhametin kurtarabilir. Allah'ın Resulü affetti. Bu döndü kendi bulunduğu yere. Dediler, ne oldu? Vazifen, görevin yerine getirdin mi? Dedi, hayır. Olayı anlattı. Dedi, öyle bir insanın yanından geliyorum ki yeryüzünün en merhametli insanıdır. Gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu peygamber ne kadar merhametlidir. Kendisini öldürecek olan kişiyi bile aynı durumda affediyor. Yakaladı, affetti. Affediyor. İçinde gördüğümüz gibi zerre kadar kin yok, nefret yok. Ve kendisi içinde hiçbir şey yapmaz. Her yaptığı iş de Allah içindir. Allah için olduğu içindir ki Allah-u Teala da ona sahip çıkıyor. Onun sahibi de Allah'tır. Allah'a selam olsun. Evet, Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'de onun için ve onun şahsında ehl-i beytin zikir edilen ikinci bir fazilet, özellikle Resulullah'ın şahsına aittir. Kalem suresi 4. ayet-i kerime şöyle buyurmuş. İnneke le ala hulikin azim. Ey peygamber, sen en büyük ahlak üzere yaratılmıştın. Le ala hulikin azim. Arapçada halk olsa yani fiziki olarak, halk yani ahlak olarak, en güzel ahlak üzere yaratılmıştır. Tabii ki biliyoruz, Hazreti Resulullah'ın o güzel ahlakının hepsinin mirasçısı, varisi kim idi? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma. Evet. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam ve hatta onun komutanları hakkında da tarihte var. Adam bir gün pazarda Hazreti Ali'yi tanımadı. Ona hakaret etti. Hazreti Ali ayrılıp gittikten sonra adama yanındakiler dediler, ya sen ne yaptın? Sen koskoca halifeye hakaret ettin. Ha, o zamanlar bir de iktidar değildi evet, Hazreti Ali. Halifeye hakaret ettin. Hazreti Ali gibi bir insana, savaşlarda aynı savaşların adeta tankı gibi önüne gelen düşman ezip geçerdi. Sen böyle bir insana hakaret ettin. Bu koştu Hazreti Ali'nin peşice, ondan özür dilemesi için gitti, gördü ki camiye girmiş, iki kere rekat namaz kılmış ve onun için Allah'tan af diliyor. Ha, bu peşinden gitti, Hazreti evet. Ali'yi ibadet sırasında buldu. Gördü, evet, özür dilemeyi istedi, elinden ayağını öpmeyi istedi, Hazreti Ali müsaade etmedi. Buyurdu ki, ben zaten senin
Allah'tan bağışlanman için dua ettim. Evet, tarihlerin buna benzer örnekleri çoktur. Bilahare Allah'ın Resulü o güzel ahlaka sahip olduğu için, Ehl-i Beyt o güzel ahlaka sahip olduğu için halkın kalbi, fıtratı temiz olan insanların ilgi odağıydı. Şey de siz anlattığınızda aklıma geldi. Hazreti Ali'nin şehadetinden hemen önce. Hazreti Ali'ye onu şehadete ulaştıracak olan darbeyi indiren, zehirli kılıçla Hazreti Ali'ye suikast gerçekleştiren İbn-i Mölcem suikasti gerçekleştirdikten sonra Hazreti Ali yaralandıktan sonra yakalanmıştı, öyle değil mi? Evet. İbadethanede Hazreti Ali secde halinde, rükû halindeyken bir suikaste maruz kaldı. Ardından bu suikasti gerçekleştiren yakalandı. Onu daha önce değerli alimlerimiz anlattığında çok ilgimi çekmişti. Ona yapılan muameleyi de anlatır mısınız? Hazreti Ali ona nasıl davranıyor veya nasıl davranılmasını istiyor? Hazreti Ali Aleyhisselam o yaralı olduğu süre içerisinde buyurdu ki bana günlük olarak ne yedirseniz aynısını da ona vereceksiniz. Kendi katiline. Evet. Dünyada var mı böyle bir örnek? Olabilir mi acaba? Katilime de aynısını vereceksiniz. Ben yaşadığım müddetçe ona karışmayacaksınız. Ben ölürsem de, yani ben buna inanıyorum, Hazreti Ali yaşasaydı affederdi. Ben ölürsem de o bana bir kılıç vurmuş. Bir kılıç vuracaksınız, adalete bak. Yani ona eziyet ölmezse daha karışmayalım, bırakın gitsin. Bir kılıç vuracağınız, o bana bir kılıç vurdu. Ona işkence, eziyet kesinlikle yapmayacaksınız. Ve benim vefatımdan, şehadetimden sonra onun ailesine, onun taraftarlarına da dokunmayacaksınız. Çünkü bunlar cahili insanlardı. O kabilesine de zarar verebilir, evet, değil mi? Cahili insanlardı. Onlara da zarar vermeyin. Yani bunlar bilinçli olarak, İslam'ın düşmanı olarak, düşmancasına bir kabilesi yani etrafı tavır içerisinde değiller. Bunlar zavallı cahili insanlardı. Odur ki bazı şeylerde de var. Yine tarih kitaplarında. Cemel Savaşı hakkında da rivayet edilmiş. Hariciler hakkında da. İmam buyuruyor ki onlar hakkında İhvanuna bagav aleyna. Bunlar bizim kardeşlerimizdi. Bize karşı isyankar duruma düşmüşler. Yani onlar hiçbir zaman nefislerinin peşinde gitmezdiler. Hiçbir zaman kendi duygularını tatmin etmek için hareket etmezdiler. Her işleri Allah rızası için yapılırdı. Ki Allah'ın Resulü Ehl-i Beyt Aleyhisselam da bu Kur'an'ı örneklerin, güzelliklerin canlı olgu örneğiydi bunlar. Allah'ın selam olsun hepsine. Amin. Evet, Allah'ın Resulü yine rahmet peygamberiydi. Zaten verdiğim örnekle de hep onun rahmetin bir örneğiydi. Kur'an-ı Kerim bu hususta buyuruyor ki ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Resulullah Ehl-i Beyt'le ilgili olan özellikle Resulullah'ın şahsında ayet-i kerimeyi dile getirmeyi istedim. Enbiya suresi 107'de şöyle buyuruyor. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ey peygamber, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Bakın başın üzerinde duran, onu öldürmek isteyen an itibarı öldürebilirdi Allah'ın Resulü. Ona bile rahmediyor. Mekke'yi fethettikten sonra herkese af çıkarıyor. Ki o müşrikler Hazreti Peygamberimize ve onun taraftarlarına, Müslümanlara yapmadıkları zulüm kalmadı. Ne zulümlere yapmıştı? Göçe maruz kıldı onlarla. Öncesinde kıtlığa maruz bıraktılar herhalde. Sümeyye, Yasir bunlar işkence altında öldürdüler. Hazreti Resulullah'a inanan şahsıları. Hazreti Ali'nin akrabalarını, kardeşini, Resulullah'ın ailesini, Hazreti Resulullah'a inananlara ellerinin gelen tüm eziyetleri, işkenceleri, hatta ölümü bile reva gördüler.
ona yetinmediler. Resulullah Medine'ye göç ettiğinde Resulullah'ın Medine'sine kadar geldiler Resulullah'a ve onu sevenleri, ailesini yok etmek için. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı. Hendek Savaşı. Yok etmek için Medine'ye kadar katıp 400, o günün şartlarına göre 450-400 kilometre geldiler. Ama Allah'ın Resulü onları yendiğinde, zafere ulaştığında ne yaptı? Hepsini öldürmeyin. Allah'ın rahmetinin yeryüzünde tecellisi. Affedin hepsini. O gücün, kuvvetin tam son doruk noktasına ulaşmışken, insanlar genelde böyle bir durumda şımarır. Daha gözler hiçbir şey görmez. Böyle bir zaferin en zirvesinde Allah'ın Resulü affı ilan eder. İşte ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Bakın ama ne kadar iç acısıdır. Bu sözleri söylerken göğsümüz kabarıyor değil mi? Evet. Bu kadar rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Ama ne yazık ki böyle bir rahmet peygamberinin ümmeti olduğumuzu bir türlü ne anlayabildik, ne bir dünyaya bunu sunabildik. Bu mesajı veremedik bir türlü. Mesajı veremedik. Hatta dünyayı geçelim, gayrimüslimleri geçelim. Biz birbirimize bir türlü rahmedemedik. Zaten tarih bu. Hep birbirimizi öldürdük. Küffardan olan savaşımızdan daha ziyade kendi içimizde birbirimiz Müslümanları öldürdük. Ve günümüzde de yine bakın. Rahmet peygamberinin şu anki ümmeti dünyada en çok teröre, adam yakmaya, adam öldürmeye, canlı bombalara örnek olmuş, insanlığın yüz karası olmuş insanlar haline gelmiş. Bu tüm Müslümanları haşa ben burada tanzih ediyorum. Ama maalesef bunların sayısı da az değil. Az değil. Az değil sayısı. Boko Haram gibi bir örgüt, IŞİD gibi bir örgüt, El-Kaide gibi bir örgüt, daha adını saymayı başaramayacağımız onlarca terör örgütü. Yani dediğiniz gibi insan da yaktılar, sözde bir ibadetmiş gibi Allahu Ekber diyerek kafa da kestiler, işkence de yaptılar, insanları alıp sattılar, yapmadıkları kalmadı ve bunu Kur'an adına yaptılar. Evet, yani en merhametli ümmet olmamız gereken insanlar olarak, yani en çok merhamet bizden beklenir, öyle değil mi? Ama en çok gaddarlığı da şu an dünyaya maalesef İslam adına insanlığın yüz karası olan Müslümanlar aslında Müslüman değiller. Küffarın maşası. Bunlar İslam adına iş yapıyorlar. Bu da işin acı bir yanı hakikaten. Halbuki günümüzde barışta, refahta, huzurda, kardeşlikte, adalette, sosyal adalette, gelir dağılımı adaletinde, eğitimde, Resulullah'a, Kur'an'ı, Ehl-i Beyt'i göz önünde bulundurduğumuzda biz dünyaya örnek olmamız gerekirdi. Hatta bundan 300-500 sene önceleri dünyaya nispet İslam ülkeleri bu konuda daha iyiydi başka küffarlardan. Yani Yahudilerden, Hristiyanlardan, sair ülkelerden. Ama bu son 200-300 senedi maalesef biz İslam ülkeleri geri kaldık. Geri kalmamızın nedeni de birbirimizin canına düştük. Dinimizden, halkımızdan güç alacağımız yerde biz gücümüzü Amerika'da, süper güçlerde, orada burada birbirimiz canına düşerek kendi refahımızı, kişisel çıkarlarımızı ön plana çıkararak dinimizden geri kaldık, inancımızdan geri kaldık. Odur ki adalette de, barışta da, kardeşlikte de, ilimde de, irfanda da maalesef dünyada geri kalmışız. Ha, bu bizim ümidimizi kırmasımız mı lazım? Ümitsizliğe düşmemiz mi lazım? Hayır. Bu maye bizde var. Bu sermaye bizde var. Bunu gençlerimize aşılamalıyız. Tekrar kendimizi toparlamalıyız. Kendimize dönmeliyiz. Biz niye bu duruma düştük? Bunun için de Resulullah'ın bu mübarek doğum ayında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi
sağlamlaştırmalıyız. Biz kendimizi gözden geçirmeliyiz. Ümmet olarak tekrar o benliğimizi kazanmalıyız. Dünyaya güzellik, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, özgürlük, adalet mesajını doğru düzgün verebilmeliyiz. Ağzınıza sağlık. Bunu biz yapabiliriz yani. Evet. Bunu yapmamız için aklıma geldi. Bir şeyi de tanımamız lazım. Doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, safla, berrak olanla bulanık olanı biraz ayırt edebilmemiz lazım. Burada Hazreti Peygamberimizden yaptığınız alıntılar ve günümüzde insanların birbirine böyle düşmanlığını, Müslümanların birbirine düşmanlığını böyle dikkati çektiğinde, baktığımızda, incelediğimizde Peygamberin anlattığı, Peygamberin yaşadığı, Peygamberin bize gösterdiği İslam'la günümüzde birbirine düşman olan Müslümanların yaşadığı İslam birbirinden farklı olsa gerek. Burada iki farklı İslam mı var? Peygamberin öz Muhammedi İslam'ı ile Muaviye İslam'ı mı acaba birbirine karışmış? Biz bunları evet, nasıl ayırt ederiz? Bu hususta Hazreti Ali'nin de Muaviye dönemi tarif ederken bir sözü var. Eğer cümlelerini yanlış hatırlamıyorsam şöyle buyuruyorum. يُؤْخَذُ مِنَ الْحَقِّ زِغْسٌ وَمِنَ الْبَاطِلِ زِغْسٌ فَيَمْزِجَانٌ Bunlar haktan bir miktar aldılar, batıldan da aldılar. Batılı hak şeklinde, suretinde göstererek insanları aldattılar. Bu da, bu aldatılmamızın da, geri kalmamızın da geri gelmişken söyleyeyim. Sebebi şudur ki, Kur'an'ı ehl-i beysiz anlamaya çalış. Kur'an'ı Kur'an'ın öğretmeni olmadan anlamaya çalıştık. Yani imamları ard ardıca öldürdü ya insanlar. Müslümanlar öldürdü ya. Abbasi halifeleri, Emevi halifeleri. Hazreti İmam Mehdi hariç. Biz gönderilen bu değerlerin kıymetini bilmedik. Biz hakkın, adaletin, doğrunun simgesi olan imamlarımızı öldürdük. Ve onun yerine kim geçti? Batıl geçti. Batıl da bizi buraya getirdi ki günümüzde İslam'ın, İslam ümmeti olarak çoğunlukla yüz karası olduk. Refahta yani, en geri kaldık. Sorunun kaynağını. Adalette en geri kaldık. Demokraside en geri kaldık. İlimde bizden daha öndediler. Teknolojide bizden öndediler. Bakın günümüzde icatlarda yüzde kaçı Müslümanlarındı? Hep geri kaldık. Bu da imamlardan koptuk. Sorunun en önemli yer belki, sorunun kaynağını ortaya koydunuz. Yani biz Kur'an'ı, yani dinimizi, dinimiz dediğimizde burada herkes Allah'la olan irtibatını sadece esas almamalı. O bizim toplumsal yaşamımızda aslında düzenli. Kişisel ferdi meselelerde nasıl yaşayın yaşa ya. Evet. O seninle Allah arasında diyorlar ya, asıl işte buradadır. Namaz kıldın, kılmadın, Allah'la olan bağın, dua ettin, etmedin, bu ilgilendirmez. Toplumda davranışın önemlidir. Sosyal adalette davranışın önemlidir. Evet, o senin Allah'la aranda ilk iş. Ama önemli olan dediğiniz gibi bu toplumsal barışı, birbirimize olan o bakışı güzelleştirebilmek, yaşayabilmek. İşte bunun olmamasının sebebi bizim asıl inancımızda, mayamızda var olan o Muhammedi İslam'ı kaybedip Emevi İslam'ını, Muaviye İslam'ını daha çok yer yer, bazen yanlışlıkla benimsememiz. İslam yerine onu koyduk da. Bunun da sebebi sorunun asıl kaynağı, Kur'an'ı öğretmenleri olan imamlardan öğrenmedik. Ehl-i Beyt imamlarından. Ehl-i Beyt imamlarından, 12 imamlardan değil de onları öldürdük ve batılla Kur'an'ı tanımaya, anlamaya, yorumlamaya çalıştık. Bu sefer herkesin ayrı bir yolu oldu, ayrı bir inancı ortaya çıktı. Evet, bu usta özellikle bakın Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Muhammedun Resulullah vellezine amenu me'eh eşiddâu alel kuffar ruhemâ'u beynehum. Neredeyiz Muhammed ümmeti biz? Ey Muhammed ümmeti neredeyiz? Allah-u Teala Resulullah'ı tarif ederken diyor ki, Resulullah ve onun yanında olanlar, onunla beraber olanlar. Eşiddâu alel kuffar. Bunlar küffara karşı. Yani insanlığın, beşeriyetin düşmanı. Yeryüzünde fesat peşinde olan. Yaratanı inkar eden, bunlara karşı tavizsiz insandırlar. Yani doğrudan, haktan ödün vermeyin.
Ödün vermeyen, ödün vermeyen insanlardı. Taviz vermeyen insanlardı. Güzelliklerden vazgeçmeyen insanlardı. Değerlerden vazgeçmeyen insanlardı. Ruhemâ'u beynehumama. Bakın, kafire karşı ne kadar, yani düşmana karşı ne kadar şiddetli, tavizsizse buyurur, aynı zamanda da kendi aralarında birbirlerine mihribanlıkları var, şefkatleri var. Affedici durumdadırlar, bağışlayıcıdırlar birbirlerine. Bakın, yani düşmana karşı çok tavizsiz, ciddidirler. Yani kendi haklarına zerre kadar taviz vermezler. Ama kendi aralarında birbirlerini affedicidirler. Yani toplumun çıkarları, değil. Genel Alay. İnsanların çıkarları söz konusu olduğunda evet. Adaleti sağlamak. Adalet peşinde, yani affedicidirler. Merhamet doludur. Merhametleri gazaplarının öndedir. Biz günümüzde baktığımızda tam bunun tersi. Biz kendi aramızda, hep İslam tarihinde de maalesef çok yer yer böyle olmuş. Kendimize karşı, birbirimize karşı yani hep keskin kılıç olmuşuz. Ama süper güçlere karşı, güçlü karşımıza, düşmanlarımıza karşı maalesef emperyallere karşı yumuşak davranmışız. Bu da bizim zaafımız. Kur'an-ı Kerim evet. Buyuruyor ki Muhammedun Resulullah vellezine amenu me eşidda alel kuffar. Düşmana, küffara karşı çok şiddetlidirler, tavizsizdirler. Ruhama o beynehum, kendi aralarında birbirlerine karşı intikam peşinde değiller. Düşmanlık işlerinde yok. Hasetlik yok, kıskançlık yok. Kavmiyet yok, ırkçılık yok, bencillik yok. Hep fedakarca, kardeşçe, dostça birbirlerine bakarlar. Zaten Kur'an-ı Kerim tüm Müslümanları, inananları kardeş ilan etmiş. Sünnisi olsun, sünni şiye zaten biz insanlar ortaya çıkardık. Allah'ın dininde, Kur'an'ında yok ki bu. Peygamberin döneminde insanların arasında Sünni Şii meselesi yok. Sünni Alevi Şii farkı var mıydı? Öyle bir şey olmaz. Alevi zaten. Kapılarına çarpı herkesin işareti atılıyor muydu? Herkesin bir rahberi verdi, herkesin bir önderi vardı, o da Resulullah'ydı. Resulullah'tan sonra bu mesele çıktı. Resulullah bunun farkında olduğu için, bu farklılıklar, ihtilaflar ortaya çıkmaması için buyurdu ki, benden sonra alinin peşinde gidin. Ey Ali, kıyamet günü sen ve senin taraftarların kurtulacak. Yüz akıyla mahşere girecekler. Senin düşmanların yüz karasıyla, yüzleri kararmış olarak, günahkar olan mahşere girecek. Sünni Şii kaynaklarında var bu. Ha, Resulullah kendisinden sonra kimin peşinde gideceğimizi göstermiş. Şia da yani taraftar anlamına da. Alevi de yine Ali'den gelen anlamına geliyor herhalde. Aynı şeydi. Alevi zaten Ali kelimesine yakın cümleler. Alevi ne demek? Yani Hazreti Ali 12 imam peşinde giden, 12 imam yolunda giden, Hazreti Ali'nin 12 imamların yolunu takip eden insan anlamına gelir. Şia kelimesi taraftar. Alevi dediği yine aynı cümle yani. Aynen. Ha, kelime olarak, lafz olarak ayrı olsa da ama muteradif aynı kelimelerdi. Bilahare Hazreti Resulullah döneminde zaten böyle şeyler yoktu. Resulullah'tan sonra yavaş yavaş bu işler ortaya çıktı. Yani Resulullah'ın da o zaman referans gösterdiği insanlar Ali'nin taraftarlarıydı. Yani Resulullah kendisinden sonra ümmetin ihtilaftan kurtulması için birlik, beraberlik, Kur'an'ın buyurduğu ki velakum innemel mu'minune ihve, tüm inananlar kardeşti. Burada bu sizin başınızda da tüm inananlar kardeşti. Bu kardeşlerin önderi de kimdi? Ali. Ali'ydi, bitti. Zaten bunu takip etseydi ihtilaf olmazdı ki. Ali'den sonra Hasan, Hasan'dan sonra Hüseyin. 12 imam Ali, zaten. Bunların takip şu da var. Edeseydi. Şu da var. Yani toplum içerisinde ayet de olmasaydı, bakın peygamber demeseydi bile toplum içerisinde de, zaten toplum içerisinde en bilgili bunlardı. En ahlakı güzel olan bunlardı. En soy nesebi temiz olan bunlardı.
Toplum için en emanetdar olan bunlardı. En adil olan bunlardı. Yani aklımız da bunu gösterir. Kur'an'ımız da bunları gösterir. İmanımız da yine onu kimamı gösterir. Evet. Hocam son dakikaların içerisindeyiz. Sizden ricam. Evet, süre maalesef çok hızlı geçti. Sohbetin de güzelliğinden ötürü olsa gerek. Peki biz Muhammed'i İslam'ı yaşama noktasında bizim üstümüze düşenler nelerdir? Sanırım sizin daha anlatacağınız peygamberin güzel hasletleri, Ehl-i Beyt'in güzel hasletleri bunları anlata bitiremeyiz. Ama son birkaç dakikada kısa da olsa bizim üstümüze düşenlerle bitirelim. Neler yapmamız gerekir? Bunlardan hangi örnekleri almamız gerekir? Kısa birkaç tane Resulullah ve Ehl-i Beyt'in Kur'an'ın bize sunmuş olduğu peygamber ve Ehl-i Beyt'in güzel ahlakının birkaç tane sunalım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu ahlakları bize amel etmemizi bu hususta bize emretmiş, yaşamamızı emretmiş, bizden yani Kur'an-ı Kerim istemiş ve bunun da en güzel örneği Peygamber ve Ehl-i Beyt aleyhisselam'da görebiliriz. Evet, Kur'an-ı Kerim diyor ki, imamların, peygamberin hayatı budur ki, hiçbir insanla alay etmeyin. Peygamber hayatı boyu, Ehl-i Beyt aleyhisselam hayatı boyu hiçbir insanla alay etmedi. Evet, hiçbir insanın şahsiyetini küçümsemedi, aşağı düşürmedi, karalamadı. Hiçbir Resulullah'ın hayatında ve imamların hayatında başkalarını kötü adla çağırmadılar. Kötü adla çağırmadılar. Evet. Hiçbir zaman İnanan bir insan kötü zannıda bulunmaz. Resulullah'ın hayatında, imamların hayatında bunu hiç görülmedi. Gizlilikler Kur'an-ı Kerim buyuruyor, araştırmayın. Peşinde olmayın. Başkalarının hatasının, kusurunun peşinde, yani başkalarının ayıbının, kusurunun casusu olmayın. Ve Peygamber Ehl-i Beyt'in hayatı hep böyle geçti. Gıybet etmeyin diyor. Hazreti Resulullah, Ehl-i Beyt imamların hayatı hep böyle geçti. Yani başkalarının aleyhine kesinlikle bir söz söylemediler. Ha, birilerinin kusuru varsa söylenmesi gerekirse üzerinde söylediler. Ama onların kesinlikle arkasında, insanların arkasında bir kötü laf söylemezdi Allah'ın Resulü ve Ehl-i Beyt aleyhisselam. Kur'an'ın da emridir. Hiçbir zaman Resulullah, imamlar, Kur'an-ı Kerim'in de emri üzere bunlar başkalarına iftira atmadılar. Hayatlarında böyle bir şey olmadı. Yani bunların hepsi, Kur'an-ı Kerim diyor böyle olmanız lazım, Peygamber ve Ehl-i Beyt'in hayatı böyledir. Bundan dersimiz nedir? Alacağımız ders, tamam Kur'an demiş, Ehl-i Beyt öyle yaşamış. Yani biz Kur'an'a inanan insanlar olarak, Peygamber ve Ehl-i Beyt'e inanan insanlar olarak biz bu vasıfları kendimize taşımalıyız. Biz de bu vasıflara amel etmeliyiz. Hiçbir zaman hayatlarında gösteriş için, riyakarlık için iş yapmadılar. Kur'an-ı Kerim'de buna emrediyor, bitiriyorum. Hiçbir zaman bunların hayatlarında gurur kibir olmadı. Zira Allah-u Teala gurur kibiri yapanları kınamış. Evet, hiçbir zaman başkalarının yanında sesini yükseltmezdiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konuda Lokman suresinde emir buyurmuş. Haset etmezdiler, başkalarını kıskanmazdılar. Başkalarının Allah-u Teala onlara vermiş olduğu güzelliği kıskanmazdılar. Yalan kesinlikle uydurmazdılar. Hiçbir zaman hainlik peşinde olmadılar. Hiçbir zaman cimrilik yapmadılar. Yaptıkları iyilikleri insanların başına kalkmadılar. Ve bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hani vaktimiz... Toplamda iyi insan diyebilir miyiz? Evet. Yani iyi kamil insanın insan, en kamil, insan. En olgun örneği. Allah-u Teala'nın istediği, beğendiği, mükerrem kıldığı en mükemmel insan bunlar. Ve en bizim de insan. Görevimiz evet. Onlara benzemek. Bu söylemiş olduğum vasıflar, sıfatlar ki Peygamber Ehl-i Beyt'te tecelli eden kemal sıfatlarıydı.
Bunları Hucurat suresinde 11-12, Ahzab suresi 8, Ahzab suresi 58, Enfal suresi 47, Lokman suresi 18-19, Nisa suresi 54 ve sair ayetlerde bu vasıfları bulabilirsiniz ki bu vasıfların dediğim gibi yaşayan en güzel tecellisi örneği Resulullah ve Ehl-i Beyt aleyhisselam'dı. Ha, Rabbimizden isteyelim ki bu güzel vasıflardan bize de bir nebze nasip etsin. Eğer bu vasıflara sahip olursak Muhammed ümmeti olarak, bilin ki yeryüzünde adalet, huzur, barış, güzellik hakim olacak ve o zamandır ki İmam Mehdi aleyhisselam da zuhur edecek. Salihlerin emiri zuhur edecek. Allah onun tarafında olmayı, zuhur ettiğinde onun arkasında olmayı bizlere nasip etsin diyelim. Buradan yine değerli dostlarımız canları selamlıyorum. Allah'ın hayır bereketi cümlemizin üzerine olsun. Ali yarı yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederiz. Caferi Alimler Birliği'nin kıymetli üyelerinden Hüseyin Çaça'ya verdiğiniz bilgiler için sizleri yorduk. Sağ olun. Kıymetli canlar, bu akşam da yine bir cuma akşamında daha yine Ehl-i Beyt'i konuştuk. Hazreti Peygamber'i konuştuk. Cabir ile gündem Ehl-i Beyt adımızdan belli. Ehl-i Beyt isimleriyle programımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi, hayatımızı nurlandırmak için bu akşam buradaydık. Haftaya yine cuma akşamı, yine Cem TV ekranlarında Cabir ile gündem Ehl-i Beyt programında Allah'ın bu üstün kullarını, Ehl-i Beyt'i konuşmak üzere buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın.